Kifoz, e, omurga anomalilerine bağlı olarak ortaya çıkan kifoz için bir risk grubu tanımlamak aslında özel çocuk yaşlarda pek mümkün değil. Çünkü bu da yine e, skolyozda olduğu gibi en sık gördüğümüz kifoz tipi, sebebini bilemediğimiz adolesan kifoz dediğimiz veya şuerman kifoz diye tanımladığımız kifozdur. Bunun için bilinen bir risk faktörü yoktur. Ama yaşlılıkta ortaya çıkan kifoz genellikle osteoporotik kırıklara bağlı yani kemik erimesine bağlı olarak kırıklarla ortaya çıkar. Tabii bunun bir önlemi vardır. Eğer kemiklerimizi sağlam tutarsak ve de özellikle kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesini önleyici egzersiz veya ilaç kullanımı gibi tedbirleri alırsak o zaman yaşlılıkta ortaya çıkan kifoz engellenebilir.